adamım ona lolo yapmasa kınım. Ruhlar akın akın surasında patlar hemen seni haşlar. Oktan mı fırladı sendeki kaşlar? Demişler arkasında bu şöyle böyle. Arıza aldırmaz ayak çünkü kahpe. Ona laf atanın arızaya çatanın ardına tükürüyüm o hatayı yapanın. Arıza destek bu adamıma respect. Dilim esnek tam yapana ref çek. Allah muhafaza dağlara taşlara. Başınıza gelmesi meclisi arıza. Tek bir sert soya bin bir türlü video. Başınıza gelen en büyük fit o. Medyada bir numara olacaksın. Evet hayran kitlen yükseliyor. Yeah. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Facebook'ta patlayan bir bomba. Delikanlı değil sen yorum yapma asla. Alırlar aşağı yat aşağı. Fanlar bir manyak grubumuz arıza. Değiliz monopol değiliz on boy. Özentiyi sevmeyiz arızadır tek yol. Deliyiz hepimiz arızayız o biçim. Birimiz hepimiz hepimiz arıza içi. Herkes dinlemez ana kuzusu giremez. Arıza meclisi akıllıyı sevmez. Yakarız buramızı çekeriz videomuzu arıza fanlar akıllıyı çekemez. Orijinaldir arıza bağlasanız ne fayda. Arıza grubuna bizden destek. Yeni video gelebilir arıza çıkabilir. Arıza adam Ömer Dalman respect. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Manyak değil o arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Efendim, ooo güzel olmuş. Salon Solomonca güzel olmuş. Ses geliyor mu? Camı kapayalım. Sevgili tacizci reji Afrail Paska yapımıyla sonunda ilk kez Twitch'te şu an kimsesizler ordusu gibi bir tane yayına girdik. Nasılsınız inşallah maşallah? Afrail Paska da burada. Paska Paşça. Paşa Paşa. Paşa, ben sesimi de açayım. Vay be. Twitch ya. Ben bu Twitch kanalını açmıştım. Yani bir yıldır duruyordu. Sonra ne oldu? Bir YouNow furyasına kapıldım. Orada da bir şeyler oldu. Bir dolan başlı bir şeyler oldu. Tadım kaçtı. YouNow'u da sattık. YouTube devam ediyor. Ha, bu arada şimdiden kanal sakinlerime çok sevgiler, saygılar. Nasılsa bunu orada yarın ben yayını alırım. Onun için onları da şimdi anmadan olmaz. Bir yandan aşağıda Adıyaman sarıyorum kusura bakmayın diyemiyormuşuz burada maalesef. Twitch'te cuvara muvara içki her şey yasakmış. Yani galoş giyip gelecekmişiz Twitch yayına. Ben de tabii artık 52 yaşında olduğum için uyum sağlamaya çalışıyorum. Bakayım. Ooo gözlüksüz okunuyor gibi de böyle daha iyi okunuyor ya. Yayın sohbeti. Kendi yayınımı kutsayabiliyor muyum? Dur bakayım. 777. Afray olmadı biz bugün ikimiz yaparız. Ama yap. Yapacağım dedim, niyet ettim. Yani talebimi yukarı çıkardım, aşağı indirdim. Bugün yaparız. Yavaş yavaş ilerleriz yani. Benim olayım bu. Ben kendimdeyim ya. Niye? Kendimde olanı söylüyorum dermişim. Buradan kime selam olsun? Kolpaçino'daki Özgür'e, Özgür'e. He. Özgür'e de selam olsun. Oh. Twitch ya, enteresan. Ya şimdi ben gayrimeşhur. Şimdi nasılsa kanalda da alacağız ya. Ben normal günlük sohbetlere başlayayım. Giren olursa, çıkan olursa, girer çıkar selamlaşırız ya. Bu daha ilk siftah. Bismillah dedik, yayına başladık. Yani ben ne diyecektim? Şey diyeceğim. Ne oldu? Korona geldi. Orada bir tribe girdik. Deprem geldi. İzmir'deyim ben de burada. 8. katta beşik gibi sallandım çok şükür yani. Ama kurtardık paçayı. Çok. O Umut Kesen. Hoş geldin. Kurtardık paçayı. Deprem geldi. Sonra ne oldu? Trump gitti. Öteki geldi.
Biden mi Biden mı, ha Biden geldi. Gayrimenkul Bakanlar Kurulu neydi o ya, biri istifa etti. Berat Bey istifa etti. Yani gelen vurdu giden vurdu gibi böyle. Ben şimdi anca toparlayabildim. Umut Kesen ne haber ya? Ben kendimi anca toparlayabildim. Yani depremden sonra işte en son dün akşam Trump gitti, Biden geldi, Maliye Bakanı gitti, öteki geldi falan derken zaten ben sallantıdaydım. Yeni toparlıyordum. Ya Umut Kesen niye kırgınsın ya? Sakal tıraşı yüzünden mi? Sakal tıraşı yüzünden mi? Değil. Oğlum mesaja mı dönmedim kardeşim ya? Ya sakal tıraşımı mesaja dönmemi mi? Doğum günü kutlama mı? Ya ben daha bugün hayata döndüm. Yani çok karışık ya. Şimdi burada tabii her şeyi anlatamam ya. Ya alınma alınma, hayır. Ben mesajlara bu sabah baktım. Ha sakal tıraşı, oh be. Hemen gocunuyorum ya, mesaj mı dönmedim? Ya sakal tıraşı yapamadım. Ya Umut, ben de böyle diyorum ya, korona beni etkilemedi. Deprem etkiledi. Ondan sonra ev halleri var. Biz bir yıllık evliyiz, tamam mı? Çiçeği burnundayım yani ben. Ev halleri var. Üçümüz işte kayınbabamla ben yaşıyoruz falan. Kızımı görmeye Karşıyaka'ya gidiyorum. Annemi babamı görmeye Bostanlı'ya gidiyorum. Bir geliyorum abi, ben pert. Çünkü evin aurası farklı, orası farklı. Odaya kapanıyorum, onun aurası farklı derken ben kendimi bir de baktım. UFO videolarını editlerken buldum. Sadece UFO videoları çektim, onları editledim. Bir de günde 1 saat 20 dakika oluşa kapandım. Ben öyle diyorum, meditasyon. Meditasyonları düzenli çok artırdım. Dolayısıyla lafı şuraya getireceğim. Bora da gelmiş, selam. Ya lafı şuraya geçeceğim Umut. Sakal tıraşı düşündüğüm halde, hatta eşime de söylediğim halde bir türlü çekmedim. Ama şimdi ev 3 gün falan otel modunda, ev bize ait. Ben böyle rahat rahat işte şeyi taşa sallaya sallaya o çekimi yaparım. Şunun üzerinden gidebilirim yani. Bir de şimdi çok böyle berduş gibi yaşadım ya, moral yoktu ya. O depremden sonra bende bir hakikaten bir tripler oldu yani. O kadar özgüvenim var, kozmoza sızıyorum. Algılarım böyle yani evrene yayılan türden, ama yine de o haberleri izleye izleye falan. Abi yıkılan binalar falan, biz o sallantıyı yaşadık. Yani biz burada ucundan sıyırdık falan derken bende moral hakikaten indi. Onun için de yani emek harcayıp öyle bir tıraş yapamadım. Bora hoş geldin ya. Şanslısınız. Neden mi? Siftah yayınını izliyorsunuz. Bak 3-4 kişi izliyoruz. Ben daha şu an Twitch olayına yeni işte bakıyorum. Twitch güzelmiş, öyle olacak. Koç'u da izleyeceğiz. Koç Gaming var. O da Kankaba. Kanka akraba diyorum. Kankaba'yı, Koç'u izleyeceğiz. Buradan ben bir ısınayım dedim ki hani hem buradan yürürüm hem ona konuk olurum. O bana konuk olur çünkü adam deli oyuncu. Böyle bir şey yani. Beni de fişekleyen Koç'tur ha. Koç o işe girmese, Koç Gaming olayına girmese, ben daha Twitch'i falan yani ipleyecek durumda değildim. Çok down'dum ya, down. Evet, Gur00 Games, hoş geldin. Burada ne oluyor? Şimdi ben bilmiyorum. YouNav'da biraz birkaç yayın yapmıştım. Orada böyle bir şey geliyordu, hediye geliyor, bir şey geliyor. Hemen buradan teşekkür ediyorduk. Burada da oluyor mu öğreneceğiz ama. Bugünlük idare. Kare kaybı vesaire, hayda. YouTube'da yayının sorunsuz hali. Ha doğru. Evet. Tacizci. Ya şu lafı tam ben bir doğru söyleyeyim mi? Tacizci reji. Bunu hızlı söylemek bence beceri ister. Ben bunu çalışmadım. Tacizci reji. Tacizci. Burada para bağışları. Ha, oo. Ama ben daha tabii buradan diploma falan alacağım değil mi? YouNav'da bir ay yayın yaptık. Diploma yap. Moralim de bozuldu. Dedim. YouNav'ı bıraktım. Ama sebat edelim, ne olacak? Twitch güzel site ama müzik açmak falan yasak. Evet abi, burada sigara içmek yasakmış. Elinde alkol şişesi görünmesi yasakmış. Ben dedim galoşla mı gireceğiz yani yayına? Hoş geldin Cihangir Levi. Ya siftah yayını işte böyle böyle bir saat falan, 1,5 saat. Ben bir açılışı yapayım. Çünkü açılışı yapmasam
bir yıl daha yapamayabilirim yani. Hakikaten sorunlu bir titreşimdeyim yani. Hoş geldin tekrar Cihangir kardeşim ya. Burada da bak pamuk sular birikmiş. Şu üstündekini giyerken saçlar zımpara gibi ya. Böyle bütün pamuklarını alıyor bunun içindeki. Aa, o zaman bir dakika. Tabii YouTube'dan geliyor. Ya tabii kanalda bir dakikalık bir duyurdum ben. Bak ama samimiyet görün. Bak pijama. Ya. Ha. Allah, Bali gene çekiyor mu kardeşim ya? Umut Kesen, burada ben biat edeceğim. Yani ne olacak? Zaten pek bir şeye de ihtiyacım yok. Allah buradan parayı da götüreyim falan. Para gelirse tabii ki para candır yani. Canlı candır. Cana can katar da. Yani ben burada devam ederim ya. Kanalımda canlı yayın pek yapmıyorum zaten. Burada yaparım. Yani burası canlı yayıncılar içinmiş. Ben de burada yapayım diyorum Allah. Yayın donuyor. Ya yayın donuyor değil mi? Sonradan bu ne olacak biliyorsunuz. Sağ ol Umut'cum ya. Sonradan bunu şey edeceğiz ya. YouTube'da alacağız yayına. Orada sorunsuz olur. Allah! Afray, Zuhal öbür tarafta bir şeyler izliyorsa, bir yere cızlıyorsa bu yayın böyle etkilenir değil mi? Allah! Önlemimizi almadık ya. Tabii, tabii. Yapma ya. Olmazsa bir ara içeri gideyim ona. Zuhal'cim sen şimdilik bir yerlere girme diyeyim. Ama konuşuyor. WhatsApp'tan konuşuyor. Ne yapayım ya? Umut sağ ol. Samimiyim tabii, sağ ol ya. Aa sağ ol, evet. 8 Kasım yani dündü, evet. 8-11-2020. Yo, buradan bu kayıt olacak ya. Bunu YouTube'a da alacağız. Günlük sohbet tadında orada da yayınlayacağız. Abi çünkü kanalda yayın yapmıyorum ben. Canlı yayın nedense kanalda yapmıyorum ya. Böyle platformlar daha güzel oluyor, akıcı oluyor. Kanalda yapmayınca bu sefer tabii kanaldaki sevenler, esas evim tabii orası. Ama insan kendi evinde sahneye çıkar mı? Ben böyle dışarı gidip orada sahneye çıkma tadında böyle Twitch'i mesela seçiyorum. Onun için yani. Ya Allah, az kalsın sigara yakıyordum ha yayında. Allah kahretsin, bak elim alışmış ya. Ben her yayında. Peki mesela sigarayı yaksam, yasakmış ya. Göstermeden şurada iki nefes alıp tekrar gelip konuşsam olur mu? Olur herhalde lan. Yani ben Zuhal'e söyleyeyim bir yere girmesin diye olmazsa valla. Yazık değil mi ya? Bak şimdi bir tızını düşürüyoruz bilmem ne. Allah Allah. Afrail de böyle geri planda bütün bir tızı it tızı hepsini ayarlıyor. O oğlum nasıl adamsın ya? Ya bir şey olmuyor da. Ben şurada ya şimdi bak yak sorun olmaz diyorsun. Yakıyormuşum. Daha ilk siftahta çat kanal gidiyor. Gerçi kanaldan bol bir şey mi var ya? Yeni bir kanal kazarız. Abi Murat Caz, Cihangir hakikaten şu an çekiyor mu? O gene Bali olayına girmiş mi ya? Ben onunla da çok sevişirim yani. Cidden. Evine gideceğim mi demedim ya. Şimdi onun evinden canlı yayın yapsak benim hakkımda da şöyle böyle derler. Çok seviyorum abi ben Murat Caz'ı. Ya annesiyle oturuyor işte. Ya Afrail dur ben bir söyleyeyim, bir yere girmesin. Yayını sen kuşa çevireceksin. Biti miti düşürüyor. Dur ben geliyorum ya. Geldim, geldim. Çatlamayın, geldim. Ya şu sigara işini bir araştırsaydık vallahi ya, bak Adıyaman'ı sardım, bak şöyle göster. Aşağıda hop hop Adıyaman, bak hop hop pro şeklinde hop geçti. Çok hızlı. Kamera yakalayamıyor. 11 perfecto. Ya abi şu senin nick'i de okuyamıyorum ki ya. Gur 00 Games, Gur 00 Games. Ya şey diyeceğim. 11 perfect nasıl oluyor? Anlamadım. Ya ben yayınları bir oturtayım yani, ne bileyim bir 30-40 kişi olsun falan böyle izleme. Ondan sonra ona göre tabii ki bendeki sinerji de artar. Şu an yani böyle siftah yapıyoruz aramızda. Vallahi bu çok güzel bir yayın ya. Benim için ilk yani, düşünsene. 3800 ile başladıydık. Nerede başladık lan 3800 ile? 11 dakikası bir... Hah! Ha.
Aa evet, Kato. Bora, sen de öyle diyorsan o zaman ben hakikaten arada şurada iki nefes alayım, oradan konuşayım ya. Ne olacak? Konuşurum. Sigara şurada durur. Bak burada cam var. Gökyüzü orada. Lavabo aşağıda. Bir dakika. Bir fırt alayım geleyim lan. Dur şöyle yapayım. Havada içeyim. Böyle ayakta içeyim. E tamam, böyle güzel. Hani oluyor ya, sigara arası veriyorlar iş yerinde, böyle kahve içiyorlar. Oh maşallah. Bir de arkadaşlar, bir de şöyle bir sorun var. Abi çok komik durum ya. Şimdi ben normalde çok sevdiğim bir litrelik şarap, böyle yeşil bir şişe var. Böyle vidalı kapaktı. Dedim suyu ben böyle şişeden seviyorum, dikmeyi lok lok lok. Yanımda şimdi o şişe var, içi su dolu. Ama burada o da içki zannedilir de kanala bir şey olur diye. Onu da böyle bak yanda tutuyorum. Bardağa dolduruyorum. Oh. Murat Caz mı? Ulan Murat Caz benim zaten kankim sayılır be. Ne laf etmesi? Asla eder miyim be? Sadece o gene Bali'ye başlamış mı? Yani öyle dedi. Şimdi yayında Bali çekiyor dedi de. Ya Bali çekmese iyi olur. Ben şimdi sevdiğim arkadaşımın zararlı bir şey o kadar da içmesini istemem yani. Murat Caz'a kim laf ediyormuş ya? Nasıl ya? Allah yapmasın ya. Allah var mı acaba? Murat Caz'ın selam var. Vay benden de selam. Ona da YouTube'a selam söyleyin bari. Ne yapayım ben şimdi? Zaten Afra ile olmasa bu yayına giremezdim. Aleyküm selam. Teşekkürler, teşekkürler. Buyurun, hoş geldiniz. Ya yemin ederim. Abi sigarayı aşağıdan dolandırıyorum. Nasıl yayın bu ya? Çok iyi senin adına. Peki yükselelim. Ya yükselmesek de yükselmediği yerden koyayım kardeşim. Bak arızalık geliyor. Niye demek? Canlı yayın arızalığı ortaya çıkarıyor dostlar. Niye? YouTube'dan. Vay. Ama okuyamıyor. İsim enteresan. Çantene Müslüman. Kendine Müslüman der gibi ya. Çantene. Özgesiz yayın olur mu? Ana Özge de hey. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu yayında benden şu an pek bir şey öğrenemezsiniz. Normalde ben çok derinlemesine muhabbet yapan, yani bilinçaltı, bilinçüstü konuları falan, kozmik konulara giren bir insanım. Spiritüalistim, pisişiyim, pişiyim. Gerçekten ama yani. Hani şaka yapmayı seviyorum ama aslında pisişik bir insanım. Kendi yazılarım var. Kendi şiirlerim var, konuşmalarım var kanalımda işte. Hatta bir de UFO ARZ diye search ederseniz YouTube'da öyle bir çekimleri yaptığım, analiz ettiğim uçan daireleri bir kanalım var. Ama şimdi yani bu siftah yayını olduğu için neyin neresinden tutacağım belli değil. Yani öyle bir şey. Murat Özün'ü de severim. Son günlerde hiç izlemiyorum ya. Ya Umut, şey yaparız. 3 gün, yani haftada 3 gün iyidir ya. Şimdi yeni evlenmiş, ikinci baharına başlamış adamım. Bir yıl, bakın 11 Kasım'da bir yılımız doluyor eşimle. İşte şu anda zaten evimizden yayın yapıyorum. Dolayısıyla haftada 3'ü de aşarsak yani ev hayatım riske girebilir diye düşünüyorum. Belli olmaz. Hani arıza adamı aldı, bağrına bastı ama evlilik kurumunun da yani ufak tefek prosedürlerine uymak lazım. Vallahi yani yayın yapalım derken her gün yapmaya da kalkmayalım yani. Evdeki bulgurdan da olmayalım. Ya da kaz gelecek derken tavuktan da olmayalım. Allah Allah. Bu ne ya? Dur bakayım. Karşımda TeamViewer bilmem ne çıktı kardeşim. Ne oluyor? Afrail hayalet operasyon mu yapıyor? Bir dakika, ayağa kalkıp sigara içiyorum. Beyler, bayanlar. Ya Özge çok sevindim ya. Tamam. Twitch'te cuvaralı yayın yapmanın yöntemini çözdük. Türk aklı kardeşim. Ya, kimle uğraşıyorlar ya? Galoşla mı geleceğiz kardeşim yayına? Ayakkabılarımızı sildik mi diye
elimizi sterilizasyona tuttuk mu diye de kontrol ediyorlar mı Twitch'te yayın yaparken? Ya hani şey derler adama ya, ya camiye mi geldik derler ya, eğlenceye gelmişlerdir, oynamıyorlardır. Hani böyle içerler, böyle dururlar, orada müzik çalar, herkes yerinde. Hadi kardeşim camiye mi geldik, mabede mi geldik ya? Ya Allah aşkına. Gerçekten değil mi sigara yasak? Bak ne olur söyle, çünkü ikide bir ayağa kalkın. Taciz var. Haha ana gemiden geliyor değil mi? Beni mi çağırıyorlar ya? Afrail beni mi çağırıyorlar? Değil diyorsun ha? Oğlum içiyorum. Evet. Çok iyi. Evet. O zaman ellerimle sardığım alet iyi, alet sağlam, çünkü alette yapıyorum ben bunları. İlk cuvaramı burada. Yayınımı kutsuyorum ya. Benim dumanım kutsaldır. Ben bunu hep söylerim yıllardır. Oha 40 tane mi, sen de mi? Sen. Aa Özge sen içiyor muydun? Bir cisim yaklaşıyor. Oo Oğuz Sası'yı seviyoruz. Biz de Oğuz Sası'yı seviyoruz. Yalnız bir türlü müşerref olamadım kendisiyle hala. Ya o bana mesaj, ben ona mesaj, ama hep böyle dolaylı yoldan, tamam mı? Adamla bir yazışamadık kardeşim ya. Biz uzaktan uzağa böyle. Ha, aa kalp varsa yani içine falan çekmemek lazım. Bak Özge ya. Yani ya da yürüyüşünü yapacaksın o zaman. Oo ay ay ay. Dikkat dikkat, şu andan itibaren yayınımız damlı hale gelmiştir. Çünkü orada eşimin adını soyadını gördüm. Zuhal Atasoy Dalman. Ya Zuhal Atasoy Dalman. Karıcığım. Karıcığım sen ne arıyorsun burada ya? Sen hani evde bulaşıkları yıkıyordun, yemeğini yapıyordun. Biz burada işle uğraşıyoruz. Sonra ben gelecektim. Yengemiz geldi. Ay. Yani bu Zuhal Atasoy Dalman zat mı oluyor, yoksa Zuhal Atasoy Dalman ayrı bir şey mi? Ya Oğuz Sası'yı sevenler de burada. Ya Oğuz Sası beni hep izliyormuş. Yani çok severek izlediğini zaten söylüyordu. Ben ona da hatta ayrıca karşılık verdim falan. O izliyormuş ama o almış yürümüş plazadan kayıt yapıyor. Plazadan sesleniyor. Ama Oğuz Sası ile dediğim gibi bir bağlantı tam kuramadık ya. Sese tıklayınız team. Nerede ses? Sesi ne yapayım ya? Reji oradan bir şey diyor. Ses nerede? Hoparlör ses. Açtım ses. Açtım mı? Açık evet. Ya team çöktü, gittim geri geldim ya. Demin reji ben... Bak yalnız beceremiyorum ama usta reji var. Afrail var ya. Afrail oradan hallediyor. Vallahi var ya, zehir ya, zehir ya. Ya ben Afrail herhalde seni, şimdi burada Afrail diye var moderatör olarak. Yönetici moderatör, CEO olarak kendisi görünür. Ya 10 yıl önce tanıyordum, tamam mı? Adam 10 yıl önce yani iri gibiydi ama çocuk gibiydi. Biz de fazla görüntülü yapmıyoruz. Her açtığımda adamın tipi biraz daha değişmiş, büyümüş oluyor. Daha karizmatik olmuş artık, tamam mı? Bir açıyorum bugün, ulan Afrail bu Afrail mi diyorum, yemin ederim. Oradan ayar yapıyor. Ya benim ayaküstü geyik yaptığım adam bu mu diye resmen şöyle bir durdum yani. Yine iri, biraz kilo vermiş, saçlar siyah ve uzun. Yani biraz daha büyüsün korkarsın. Aa Berivan Geçit. Kediler mediler. Nasıl gür? Oha benim sakallarım gür mü? Umut ya onları sen diyorsun, tamam ya. Ama canlı olsa daha özel olur da. Telefonum da var aslında, canlı yapabilirim ama. Sakal işini ben editli meditli yapayım. Arkaya böyle arabik müzikler koyayım. Türk usulü de olabilir. Türk usulü YouTube'da da bir şeye uyuz oluyorum. Ya biz ne kadar kısırız ya. YouTube'a mesela müzik search ediyorum böyle. Free yani. Copyright olmayan müzikler. Kardeşim bir tane de Türk müziği çıksın ya. Vallahi uyuz oluyorum ya. Evet next 77. Böyle abi tabii
afet yönetmeliğine girmesin, bilmem ne yardımlar falan işlemesin diye 6.9'a kadar çıktı depremin şiddeti haberlerde. 6.6'dan başladı, 6.9'a kadar en son geldi. Aslında 7 ve hatta 7.1 olduğu söyleniyor. Ama tabii öyle oldu ilan edilirse yardımları daha çok pompalamak gerekecek diye bunun yapılmadığını öğrendik. Maalesef çok fena sallandık ama. Oo! Next 77. Bayağı bir bahsetti mi yani öyle? Hani şu an yayında olduğumu bilmeden bahsettiyse, ki bahsetmiş olabilir. Evet, İzmir'deyim. Kendine Müslüman, çantene Müslüman, İzmir'deyim. Yani Murat Caz'la biz böyle sesli seksli görüşmeler yapıyoruz arada. Malatya. Bak oradan arkadaşlar haberleşiyorlar yani. Malatyalı. Malatya. Aa, oha, bizim Musab Nedim Mutlu da Malatya'da. Özge. Ama sen Malatyalısın. Orada mısın bilmiyorum. Ya aynen ya. Ya depremde İzmir'e ne zaman? Ha. Oha Umut, sen bilmiyor muydun İzmir'e taşındı mı? Bir yılı biraz geçti. Yani ikinci sayfayı İstanbul'dan gelip İzmir'de açtık Zuhal'cimle. E Zuhal burada, ne yapayım? Ben de buraya geldim. Ya. Vay, evet. Çok iyi. Murat Caz'a vallahi selamlar. Gerçi ben de ona yarın cızlarım ya. O Twitch'te varsa ben de onu ziyaret etmek isterim. Yani oha, herkes Malatyalı. Buraya Musab Nedim Mutlu var. Bizim tanıdık, onu da çağırırım. O da yani oturduğu yerden adam müzik yapıyor. Üstüne kendi söylüyor, altyapı kendi yapıyor. Öyle çok yetenekli bir arkadaş. Onu da buraya çağırırız inşallah. Malatya cuvarası içmedim. Bir de oha, sen de, ha sen Batmanlısın. Göndereyim. Oha ya, bir dakika. Bak Özge, lafını unutma ama bak. Özge, seni her yerde bulurum biliyorsun bak. YouNow'da varsın, kanalda varsın, Facebook'ta varsın. Bak vallaha gönder. Bir kilo da yeter ya. 5 kilo ne olacak? Bizi kaçakçı diye içeri almasınlar lan. Boğazında hafifi vardır ya. İlla ki oradaki tütünün de hafifi vardır. Olmaz mı abi? Orta ayar yok mu? Mesela şu an benim içtiğim bu Adıyaman tezek gibi. Hep de bak şöyle. Şimdi ben hani zeki gibi görünüyorum. Tabii lafları iyi dizdiğim için bazen, yani beyinle dilim arasında benim mesafe az, tamam. Ama aynı tütüncüye gidiyorum. Memnun olmadığım tütünden bir daha alıyorum abi. Gittim 20 liralık aldım, geldim. Şimdi tezek içiyoruz. Yani tezeyi şöyle ufala ufala koy şunun içine. Hakikaten yani şey ya, akşamını falan etkiliyor insanın. Hafifi de oksijen gibi mi? Allah Allah. Hadi ya. Ya o zaman istemem. Ya benim demek ki burada aldığım orta karar iyi bir Adıyaman. O zaman ondan daha iyi herhalde. Öyle anlıyorum ben. Balgam yapıyormuş ya. Aman 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 aman. Balgam yaparsa bende psikolojik sorun da başlar. Niye biliyor musunuz? Bende bazen şey, genelde rahatsız psikolojili olduğum için dünya sistemi içinde yaşarken bazen böyle tiklenirim ben, tamam mı? Bende gıcık bir başladı mı? Bak, 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 bak. Gıcık bende bir başladı mı gerçekten dostlar? Bak başladı. Psikolojik olarak o geçse bile hani yuttun, 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 gıcık gitti. Hayır, ben gene ses düzeltmeye devam ediyorum. Böyle. Evde böyleyim bak. Yapıyorum. O ses çok net çıkana kadar da prova gibi yapıyorum. O zaman bir Adıyaman cuvarayı ilk yayınımıza çakıyorum be. Ne oluyor? Bir şey mi oluyor? China! Allah! Çaylar sesi geldi mi size? Yoksa Afra'yı bir tek bana mı dinletiyor? Anlayamadım. Hüsnü. Hüsnü abi miydi o? Hüsnü. Hüsnü değil, Şükrü mü? Oğlum hangisiydi ya? Yalnız bak nasıl Afrail anılarımı benim depreştirdi. Ha Hüseyin abi değil mi? En sevdiğim Türk dizisi Çocuklar Duymasın. Yani en son sezon değil. Orada bir şeytan bir kadın çıkıyor ortaya. Özge miydi onun ismi? Onu da unuttum. Müge mi Özge mi biri çıkıyordu. Adamı ayrı ayartıyor. Çocuğuyla ayrı takılıyor falan.
O bir gerilim haline geldi. O sezondan öncekilerin hastasıyım ya çocuklar duymasının. Hangi kahve? Leş kafe. Aa, üstad dediğin ama nasıl? Pisişik, spiritüel konulardaki üstad mı? Ha, tutku, bravo ya. Şey, hangi konuda ya? 10 kere ya. Dur, neyin markası? Ha, Nescafe Gold bu ya. Bim'de de satılıyor Gold. Carrefour'da da satılıyor. Çaylar! Bizde de gırtlak sağlam kardeşim. Ya gitar teli gibi. VIP Gold'unu. Heh, Bim'in VIP Gold'u aynen. En güzeli yani. Abi normal resmi almaya kalkıyorsun iki katı ya. Ben 20 küsür lira niye vereyim ya? 25 liraya şarap var abi. Giderim akşamımı kurtarırım. Yalnız sizin bak suçlunuzum. Yani sigara yasak değil dediniz diye yaktım. Hani yarın bu kanal giderse artık. Hani bir kere yapmış oluyoruz değil mi? Tadıyla yapmış oluyoruz o zaman yayını. Spiritüel konulardaki en sevdiğim üstad Ramta. Evet, Umut Ramta. İkinci kim biliyor musun? Aştaş Yaram. Ama yasak yokmuş yani. Twitch'i gerçekten sevdim. Yani çok büyümüş yükselmiş olsam yemin ederim yönetim takımını oranın teşekkür ederim. Ama şimdi nerede? Bize mi AMG? Ama bize mi AMG? Arif Arif. Değil mi? Yayında tezek gibi Adıyaman içiyoruz maşallah. Ya ne diyordum ya? Bim dedik, Gold dedik, bir şey daha diyorduk ya. Abi işte. Ya Afrail Reji oradan bir şeyler yapıyor. Kafam gidiyor. Hüsnü giriyor, Hüseyin mi giriyor? Çaylar diyor. Ben de kafa gitti. Adıyaman'ı çeşe. Ha, güzel konu. Şimdi tabii klişedir ama şöyle bir şey var. Bak şimdi. Yani tabii ki karşı çıkacağınızı düşünüyorum ama. ha tamam, o alert box'ı da koyarız. Ben şu an hiçbir şey koyamıyorum. Bir tek kendime kadar koyuyorum. Neden? Çünkü yani ben Afrail olmasa şu an ben Twitch'ten bu yayını açamazdım, öyle diyeyim yani. Ama onu da öğrenirim ya. Ya yakında zaten ben kendim yayın yapmayı öğrenirim. Afrail'in kıçına tekmeyi basarız ya. Bağırma lan milletin içinde. Allah ya. Ya bak konu gitti, dur. Spiritüalizmden bahsediyorduk ya. Şimdi kendi kendimi de ben bitiriyorum böyle. Bir anda bir şey oluyor, bir şey iniyor ona. Önceki laf gidiyor. yalnız Malatya tütünü bozuyormuş bizi. Onun için gerek yok. Ben Adıyaman içmeye devam edeceğim herhalde bu gidişle. Spiritüel üstadlar. Birincisi evet. Ramta dünyada barbarlık döneminde kral olarak yaşamış. Sonra bedeniyle birlikte yükselişe ulaşmış. Yükselmiş üstad olmuş. Ramta'yı anormal seviyorum. Bir de Aştar Şeran, uzaylı komutan. Yani Galaktik Federasyon'dan çok geniş kapsamlı bir yönetici kendisi. Onun büyük hayranıyım. Bu ikisi bana yetiyor. Krayon'da okudum. Krayon manyetik hizmetten. Özge gelirsen mutlaka görüşürüz. Allah Allah, herhalde. Aha. Ya ben işte yaklaşık 10-15 gündür biraz moralman enerji olarak düşük olduğum için o attığını büyük ihtimalle ben bendeki arşive indirdim. Var. Ama tam bakmadım ya. Onu ben bir yaklaştırsam baksam çıkar ortaya yani. Ben aslen İzmirliyim. İzmir Karşıyaka 35,5'luyum. Annem babam hala Karşıyaka'da. Kızım Karşıyaka'da. Ben şu an eşim ve kayınpederimle Bornova'dayım. Bornova merkez kafasına göre herkes. Valla. Sese tıklamıyoruz değil mi? Oldu. Allah'a bak ya. Bak. Ya şu gözleri çizdirtmedik ya, böyle janjanlı gözlüklerle çıkmak durumuna giriyorum. O birazcık beni üzüyor. Bornova. Evet. Bornova çok güzel. Yani
Bak tezek gibi Adıyaman'ın farkı gıcık oldu. E bir de tiki ekle üstüne. Hadi bakalım bütün gece boyu gıcık. Twitter'da İzmir deprem oldu. Çünkü ya alakası yok, öyle bir şey olur mu ya? Yani başka yerlerde de oluyor ya. Türkiye'de olmadı mı geçenlerde? Oldu yani. Şimdi ben bayağıdır haberleri falan izlemiyorum ama o tartışmaları hep dinledim. Hiç katılmıyorum, öyle bir şey olur mu ya? Yani hiç ummadığın, en kutsal saydığın yerde de deprem olabilir yani. Öyle oluyor da zaten. İşte bu cahillik ve cehalet olduğunu düşünüyorum tamamen. Cahillik, medeniyetsizlik. Öyle düşünmek Taş tamamen diye o. buradayım. Sahnede. Aha. O. Ya işte öyle etiketler koymak, öyle damgalar koymak bu doğal afetlerin üstüne var ya, şöyle söyleyeyim, inanç sahipleri biliyordur bunu. En büyük günah ya. Sen düşünsene, doğal afet olmuş, ona bir yakıştırmada bulunuyorsun. Yani bunun içinde cehalet var, eğitimsizlik var, medeniyetsizlik var, vicdansızlık var, hatta Allahsızlık var diyorum. Böyle düşünmek bana göre budur. Aynen böyle düşünüyorum. Yani. Ya alakası olur mu ya? Yani düşünsene, Allah ve ilahi plan görebilir. Onun altında hani onun kolları gibi hareket eden. Yani diyecek şurada Kürtler yaşıyor. Yok şurada Lazlar yaşıyor. Şurayı bir salla. Olur mu öyle şey ya? Aynen doğal afet tabii. İmar affı çok büyük suç. İnşallah yani prosedürler iyice bir ülkede yoluna girer. Ben de çünkü mimarım bir yandan yani. Emekli mimar ben eskilerden. Yani hakikaten büyük suç, çok büyük günah. Aslında onayları verenler, imzaları atanların hepsi kanımca suçlu. Bunu Cüneyt Özdemir bile anlattı. Depremden sonra hepsi anlattı. Bütün haberciler anlattı. Fox TV bilhassa. Bir su içeyim ya. Oh. Oh. Yani öyle depremle o şeyin hiç alakası yok ya. Öyle düşünmeyi, öyle olabilir mi acaba bile dememek lazım yani. Düşünmeyi hiç seçmeyeceksin öyle bir şeyi. Çünkü öyle bir şey olur ki hakikaten yani bu sefer senin tanıdıkların olduğu bir yerlerde bir deprem olur. Bu sefer haberi sana gelir. Yani hayat çok karşılığını veriyor çünkü. Aman aman aman. Öyle düşüncelere girmemek lazım ya. Vallahi. Ya afet tabii bu, düşünsene bizim ülkede bu tartışılıyor şu an ya. Böyle bir düşünce var ya, batıda birine sorsan hani neresiyle güler? Şimdi onu ilk yayınımızda söylemeyelim de. Onu batıda medeni bir ülkede sor bak. Ne diyorsun sen ya derler. Adam bir de bunu ne diyor der, bu kaçar yani, bu tarikatçı mı der bu ya. Aynen cehalet ya. O zaman bir tane daha alayım onu çaktırmadan, şöyle masanın altına soralım. Ya altım şişhane, üstüm gümüşhane. Altımda ev pijaması. Ya. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Saniyede burada. Ya bak Tuzluk. Şimdi burada. Nerede Tuzluk? Tak. Şimdi burada. Ya ne filmdi be. O taciz sesleri yeterli seste mi yoksa sekste mi ya? Sanki bana az gibi geliyor ama taciz daha kuvvetli olmalı. Ne bileyim, taciz böyle yarın yani bütün yayını bölmeli ya. Daha kuvvetlisi de yolda. Hani ben buradan bir şey yapmıyorum da o bakımdan yani. Ben buradan sesi açsam oluyor mu bir şey bilmiyorum yani. Ben kendime kadar da mutuyorum. O zaman madem yayında yasak değilmiş, kolonyada sürebiliriz. Ama içeceğim demedim, süreceğim dedim. Oh. Oh. İçime çekiyorum kolonyayı, hastalık. Neyse filtre bize ne AMG. Bize ne AMG. Bak kolonyaya bak. Reklam da yasak değil, değil mi lan? Bak bak. Gel buradan gel. Nereden gel? Şöyle gel. Bak ya. Kolonya hastasıyım. Masamda şu an evet her gün yaklaşık 2 günde bir çeşit kolonyayı masama koyuyorum. Arada sürekli foş 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 kafadakel ya, iyi geliyor. Akıl açıyor. Bir tane başka damla kolonyası o salonda duruyor. Bir tane de normal kolonya var. Hani o artık normalini özlediğinde arada da normal kolonya sürüyorsun. O hesap.
harbi kolonya hastasıyım ha. Ya güzel koku hastasıyım. Sinastisiniz. Sinastis. Ya demek beni ozon, ooo Bora ozon var. Ooo Bora memnun oldum tekrar. Bora bu ozonlu ama şişe şimdi şarap şişesi. Onun içine koydum ben. Çok beğendiğim bir dizayn. Bozdağ şarabı, kırmızı seks şarap diyor bak üstünde. Hacmen %13 alkol. Şşş. Onu içinden buraya koydum. Ozonlu ama su. Ozon zeytinyağlı. Ozonlu zeytinyağı. Herkes içemez ha. Aman be ozonlu zeytinyağı diyorum. Ozonlu su. Yani salatalık gibi kokan bir su. Düşünsene gün boyu o suyu içiyorsun. Yemin ederim bir yere gittiğimde falan böyle veya pet şişede dışarıdan su aldığımda artık normal su bana bir garip geliyor. Yadırgıyorum ha. Bu ne biçim su diyorum ha. Valla çok saf geliyor. Çünkü ozonlu su biraz ağır oluyor. Ama temizlik önemli. Bağışıklık sistemi falan. Ya Murat Caz harbi başladı mı ya? Abi o vodka içiyordu. Evde yapıyordu. Bari vodka içseydi ara sıra. Ne diye yani Bali'ye geçti ya? Ya hala şaka mı acaba diyorum. O zaman bunu da Murat Caz'a çakıyorum. Ona sevgilerimle. Bora, ozonlu su bak gaz yaptı. Buraya Feksa'yı da bir alsaydık. O Feksa da bana hep ozonlu suyu hatırlatıyordu ama Feksa Yunav'da kaldı. Ne biçim iş ya. Yunav ayrı, burası ayrı. Facebook ayrı, YouTube ayrı. Herkes dağılmış kardeşim. Nerede bu millet, nerede bu devlet ya? O hesap yani. Bir de bağırma lan milletin içinde. O neredeydi? Oo, Kolpaçino'da değil mi o? Bağırma lan milletin içinde. Çok iyi ya. Kolpaçino. Kutsal damacana. Kutsal damacana da o neydi ya? Bizim adam vardı orada hani böyle kıllar çıkıyor falan ya. O öldürücü komik o sahne ya. Sağ ol Boracığım. Müjdat. Ha Müjdat. Heh Müjdat. Hey. Kondom verilirken. Abi o Müjdat'ın inanamıyorum ya. Hani Özgür araba mı kullanıyor? Müjdat mı? Birisi kullanıyor. Müjdat kullanıyor galiba. Özgür bir bakıyor. Oğlum sen daha demin tıraş olmadın. Ölüyorum oraya ya. Abi ne bileyim. Ne yedin ya? Kedi mi yedin? Kedi mi yedin? Hakikaten ha. Ne bileyim abi alerji oldum herhalde diyor. Nasıl alerjiyse. Ben o filmi 4 kere izlemişimdir. İşte kızımla 2 kere, kendimle 2 kere, eşimle 2 kere falan 6 kere izledim sanırım. Oğlum tiroid bozukluğum mu var? Müjdat oğlum şimdi kaşların da çıktı lan senin. Kaşlar. Ya çok komik. Ya bu uzaktan müdahale reji işi çok zevkli ya. Hoşuma gitti ya. Umut. Unutmadım. Pansumana devam ne yazık ki. Akşamcıyız.biz www.akşamcıyız.biz. Ya yani şimdi tabii bazen eşim de hani her akşam da atmasam biraz diyor falan da yani abi ya bilmiyorum. Benim sebeplerim var ya. Bu da şey ya. Hani Cem Yılmaz diyor ya alkolik nezaketi. Bu da alkolik mazereti. Tövbe tövbe aşağı. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Atladı. Ya. Çok güzel bir atış. Herkes şaşkın. Atıştı. Ya pansuman, Özge sen herhalde bira pansumanı mı yapıyorsun? Biradır değil mi? Biradır. Şey diyeceğim. Ya dur gözüm karıştı abi. Ben çete göte alışkın değilim de o bakımdan. Ben normalde alıp mikrofonu kendim gidiyorum ya. Ha bira iyidir. Ya bira iyi. Piyangoyu biliyoruz. Aman aman aman.
aman aman eşeğden hayır asla asla aman 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 kurban olayım Allah'ım aman öyle bir şey olmasın istemiyorum. Diyor ki bize seni zındık seni ya dur ya bir anlatamadım ya. Zındıklar diyor ya şey ben 3 bazen 4 tek rakı atıyorum. Yani benim pansumanım o. Yani mazeretlerim var dediğim. Gerçekten algılarım çok açık. Çok şükür çok sevdiğim taraflarımdan biridir kendimin. Gerçekten yani zeka çeşitli yönlerde çalışıyor. Ve yani düşünmeye çok zaman harcadığım için böyle yazıp çizmeye, konuşmaya. Ya bir şekilde benim o hızımın kesilmesi gerekiyor ki rahat yatabileyim abi. Vallahi ya bak tek sebebi o. Eğer başka bir sebebi varsa yani alsınlar beni götürsünler. Ya yani o pansuman o yüzden bende. Ya rakı önceden yasak değilken biriktirdiğimiz karışımdan dolayı rakı var. Çok ucuza geliyor abi. Yani o yüzden ben rakı hala. Ben hala rakı ben. O anlamda. Yoksa gidip de 150-200 lira ne vereceğim ya. Hatta bir daha kendim yapamam diye bir ay planı yaptım. Haftada 2 gün sadece cuma ve cumartesi uygun bir şarap almayı düşünüyordum. Hafta içi içmeyeyim dedim. Yani B planı o. Öyle. Tabii şarabın da ucuz yolları var. Onları ev şarabı yapıp satanlar falan var. Bağ çözümü yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O da mümkün. O B planı olarak duruyor. Bir kere denedim ben ilk moral bozukluğundan sonra kırmızı şarabı. Ben delisiyim ya. Ben önceden her gece bir şişe kırmızı içiyordum. Ay ozon gazı. Evet. Anason. Çay ister misiniz? Oğlum çay saati. Geçti çok. Eskide kaldı çay saati ya. Sen hangi zamandasın? China! Anason esansı evet. Etil anason esansı. Su. Başka ne koyuyoruz ya? Ha. Bir de üzüm suyu yoksa 100 mililitre suya 4 tane kesme şekeri eritip eritip onu da katıyorsun. Benim mimarlık. Mimarlık şey çok yaptım. Uzun süre yaptım. Bir süredir emekliyim. Bezdim yıldım yani. Yani Allah mecbur kılmasın. Yani pek de şimdi teknik işlere gömülmeyi düşünmüyorum. Aa mimar mıydı? 2 tane uçan varlık. Onlar arı gibi olan. Çökmek isterdim. Yürüyen uçak. Yürüyen uçak. Bak onun nereden geldiğini bilmiyorum. O filmi hatırlamıyorum. Kesin filmdir. Afra'yı seçtiyse kesin Türk filmidir. Ha, arı ve kuş. Bora, ikisi de aynı. Ben şöyle düşünüyorum. Yani benim etkileşimlerimle oluşan bir görüşme o. Yani ikisi bence aynı varlık. İkisi de. Yani aynı dediğim biri başka biri başka. Arılar geçti. Aynı pozisyonlarda ve şu hareketi bir pozda şunu yakaladım gene geçerken. Bu sefer de o pelikan gibi acayip iri kuşlar böyle böyle geçti. Yani ben benle bağlantıda olan türlerden aynı iki varlık olduğunu düşünüyorum. İster arı gibi görünürler, ister kuş gibi. Zaten kuş olarak biz normal gözle de takip ettik eşimle. Öyle şeyler oluyor. Kör adam! Kör adam! Allah! Kör adam! Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Ya o... Vallahi bak gene aklım gitti. O herifin de sesi ne ince ya. Kör oldum! Bir de ne diyor? Sabri abi yarım kokoreç daha vereyim mi? Galeriye gidiyorlar ya. Aa ben astral seyahat uzun süredir hiç başıma gelmiyor. Şöyle diyeyim. Gitmiyorum bana geliyorlar. Bak çok net söylüyorum samimi. Yani kapatıyorsun kozmosun kendisine 2 dakikada sızıyorsun. Burada böyle açılıyor yıldızlar. İstersen yani sen gitmiyorsun ama onlar sana doğru geliyor gibi. Çünkü bedenimi burada tutuyorum yani. Kendimi bedenimde tutuyorum. Benim tekniğim o. Bedeni asla yalnız bırakmayı tercih etmiyorum. Yoksa odaklansam bedenden çıkıp ben o tarafa gitme şekline çevirebilirim. Yıllar önce oldu astral seyahat. O deneyimlerken daha. Ondan sonra yani biraz astral seyahat hafif endişe verici bir şey gibi geldi bana. Onun için öyle yani. Ya ölme olmuyor ya. Bir anda böyle şok olur gibi korkuyla sıçradığın oluyor. Oldu benim öyle.
Ama yani hakikaten beni de tam astral seyahatteyken de gelip uyandıran olmadı. Ha, onu bilmiyorum. Geçmiş yaşam terapisi Bütün bunları yaparken Bursaspor'a destek olabilirsin. denemedim. Yalnız kızım şey diyor. Kızım çok kolay diyor. Liquid Dream mi diyor. Onu yapıyorum ben diyor. Vallahi aklım ermedi. Ben bir zaman değişikliği kavramına uyumlanamıyorum. Bu aralarda astral seyahate yok. Ya yapmıyorum. Çabalasam olur diye düşünüyorum. Çünkü eskiden çok oluyordu. Yapmıyorum. Benimki farklı. Sen kozmozu buraya çağırıyorsun. Çünkü ya yaratan hepimizi kendinden bir parça, bütün gücün sahibi gibi yarattı ya. Tabii haşa kendisi en yüksekte. Yani sen çağırırsan sana gelirler. Ben bunu uyguluyorum. Hiç kılımı kıpırdatmıyorum bak. Vallahi bu ufak bir sırdır ha. Yani çünkü bedeninle görmüyorsun zaten o sırada ama bedeninde kalarak bütün kozmoza hakim oluyorsun. Yani lucid dream. Evet. Kızım onu yapıyormuş. Son durumu sormadım hala yapıyor mu? Kız da 15 oldu. Ya sorayım bir yarın ben ya. Evet. Farah Yurduz'u aynı zamanda arkadaşımdır. Hatta 1,5 yıl önce İstanbul'daki bunalımlı günlerimde onunla bir gece konuşmuştuk. Beni aramıştı. Sağ olsun. Feci bir araştırmacı. Çok deneyimli. Aynı zamanda meditatör olduğunu da bilirim. Çok enteresan abi. Kim küçük? Benden küçükmüş. Ben 18. Hangisi? Ha evet. Ulan ben kim küçük diyorum. Dedim Farah Yurdözü mü küçükmüş? Oo, bizde. Biz daha içmeden kafa gradyent geçişlere başladı alemler arası çok şükür. Ya beni bu yayında yalnız bırakmadınız. Ne kadar sevindim biliyor musunuz? Çok sağ olun ya. Hani burada böyle Twitch deyip piç gibi kalmak var. Twitch piçi. Öyle de yayın yapıp kapatıp ikinci yayına umutla başlama durumu da olabilirdi. Sağ olsun Umut da burada zaten. Bak. Vallahi iyi geldi ha. Çok iyi. Çok sevindim ya. O zaman son bir sigara sarayım. Ya bende takıntı şöyle. Saat başı veya yarım saat başları. Hep bu yayınları öyle yapınca enerjiyi iyi odaklıyorum dostlar ya. Sağ ol. Vay sağ ol Özgecim ya. Abi tabii Luca Pirasa deli misin? Bostanlı benim ikinci adresim ya. Kızımla oralarda buluşuyorum. Yani bir iki arkadaş olsa orada geliyorum, görüşüyorum. Vallahi yapalım. Yalnız nasıl bulacaksın sen beni? Yani ben geliyorum oraya ya. Ne güzel. Olurum tıraşımı da böyle gayet elit, elit bir kafede de buluşuruz yani. Hakikaten yapalım ya. Orada Kafemenya var Bostanya'da. Oranın müdavimiyim ben. Aralık akrebe bakmadım. Ama Kasım'da biraz sakat galiba ya. Kopernik, Kopernik izası, Allah senin en Kopernik. sıcağı Kopernik. izası, Nope. Kopernik. Recep İvedik'in hastasıyım. Sevmeyen varsa alınırım. Vallahi alınırım. Bostanya dur kafa gitti bak o Bostanya yazdı. Kafemanya Bostanya'da zaten. Bostanlardan oluşuyor. Ya Özge akrep burçları için Kasım ayını ben bir dinledim. Çok kısa böyle ana hatlarıyla çok iyi bir astrolog anlatıyordu. İlişkinizde dikkat edin diyor. Hani fevri kararlar almayın falan diyor. İş görüşmeleri, yeni iş girişimleri olabilir. İyi görünüyor burç yani. Abi Recep İvedik yani hastasıyım. Ya moralin bozukken otur ondan şöyle sahneleri izle yetiyor ya. Vallahi yetiyor. Bir de bazı bir elit şehirli kesim onu böyle hoş bulmuyor ya. Ay ben onların elitliğinin yandan yemişine koyayım ya. Harbi ya. Son sigara. Pırasa. Vallahi buluşalım, tanışalım ne güzel ya. İki tane arkadaş oluruz. Yalnız gelirim. Yani damsız gelirim. Vallahi. Yalnız gelirim. Ha. Herkes elit mi diyorsun Malatya'da? Ama bak bizim
Musab Nedim Mutlu eşime de asistanlık yapıyor aynı zamanda uzaktan. O da orada. Adam rock müzik yapıyor kardeşim ya. Ben o terapiyi istersem eşim büyük ihtimalle yapar. Çünkü onda o tekniklerin hepsi var. Sertifikasını veriyor, eğitimini veriyor. Ama ben valla o griler kaçırıyor, ameliyat masasına yatırıyorlar usulü. Onun önünü öyle yatmak pek istemedim şimdiye kadar. Ama yaptı bir şeyler. Sarkaç'la temizlik yaptı geçmişten falan. Yaklaşık aynı hesap herhalde ama. Geçmiş yaşam terapisi gibi böyle gözlerimi kapattırarak yaptırmadı ama. Sarkaç kullanarak yaptı. Atalardan gelen sorunlar falan biraz temizledi yani. Biz de yani temiz adamız. Tamam Luka Pırasa. Ya ha ben şunu diyeceğim. Nereden bulacağım? Buradan mesaj atmak falan var mı bilmiyorum. Var değil mi? Facebook'ta aslında ben Facebook'ta çok sık takılıyorum ya. Bak şuraya yazayım da. Ama sen Luka Pırasa diye hatırlat ha. Dalman Ömer. Facebook'ta buyum ben yani. Oradan bir eklersen God. Heh şimdi oldu. Oradan ekleşirsek ne güzel olur ya. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Ha. Bursa Spor. Hakan Öztürk'le bayağıdır görüşmüyoruz ya. Hala severim. O bana uyuz olmuştur. Çünkü onu satmış gibi oldum. Yani uzaklaşmış gibi oldum. İstanbul'dan buraya geldik. Böyle aradaki bizim çok aslında yine sevdiğim uzaktan koptuğum dayı var. O dayı o onlaydı falan. Bir kopukluk, bir alınma oldu ama Hakan Öztürk'ün zekasına ve o samimiyetine, candanlığına her zaman saygım var ya. Nasıl olduğunu bilmiyorum ya. Arasam açar mı onu bile bilmiyorum. O adam, o da yani benim gibi benden daha fazla delidir çünkü yani. Tamam Luka Pırasa vallahi bir Bostanlı yapalım bir gün ya. Hey lan be. Hey gidi İstanbul. İstanbul değil lan şu an İzmir'deyiz. İstanbul'a gitti akıl. Bir sene oldu daha İzmirli olamadım lan. 26 yıl İstanbul'da yaşa bakalım gel İzmir'e nasıl oluyor. Hala İzmir'de böyle çıkıyorum. Böyle bakıyorum. Öyle bakıyorum. Oo diyorum. Semtleri daha indiremedim yani tam Fatih. Ama Bostanlı'yı çok seviyorum. Annem var orada. Kız orada. İşte Zuhal'le beraber gidiyoruz bayağı. İyi oluyor ya. Akreplerin yüzü güler. İlişkileriniz varsa diyor veya insan ilişkinizde veya sevgili ilişkinizde dikkatli olun. Ani kararlar almayın çünkü ayın etkisi çok fazlaymış bu ay. Gerçekten ben bile korkuyorum lan. Ben bile içeride. Gerçi burada bizi izliyor mu şu an bilmiyorum ama yemek yapıyor da olabilir ya. Ben bile korkuyorum kendimden ya. Yani bir fevri karar alırsın. Hayda. Paldır küldür binayı indirirsin yani. Hı-hı. Bora ben pro şeklinde ona gibi Aktan Aktuğan'ın dediği gibi görmedim. Ama Zuhal onu gördü. Hem de yıllar önce görmüş. Bak Zuhal'in algıları farklı bir yönde açık. Benim farklı bir boyuta açık. Benimki yeni başladı. Artık benimki bileğimin hakkıyla kardeşim. Onunki doğuştan. Harbi ben hak ede oldum. O onda eskiden beri var. Koskoca penceresiz böyle zeplin gibi hayvan gibi bir şeyi 12. katta mı neymiş hangi şehirde Mersin'de filan diyordu. Orada abi önünden geçerken görmüş uçak zannetmiş abi kargo uçağı zannetmiş ses yok. Düşünsene böyle yakından yani uzak tabii de dev gibi bir şey geçiyor. Uçak zannetmiş o zamanlar UFO mufo pek bakmıyormuş. O zamandan beri görüyor. Bu aralarda da gördüğü oluyor. Benden daha çok görmüşlüğü var. Ama benim geçirmişliğim fazla. Ya formülü meditasyon ve meditasyon diyorum ben. Yani ben de en büyük uygunluk bu şekilde oldu. Algılar açılınca gökyüzünde tek tek takip etmem mümkün. Şu an binlerce var. Gerçekten yani Galaktik Federasyon şu an dünyayı biraz müdahale ediyor. Sürekli bir şeyler yapıyor. Gökte onarımlar falan yapıyorlar. Fıs fıs bir şeyler sıkılıyor araçlardan sürekli. Nokta şeklinde beyaz olarak yani
binlercesinin çalıştığını görmem mümkün. Algılarının açılması. Yani titreşimin yükselecek ve algıların açılacak. Biraz yani gönlünde vereceksin. Gönülden vereceksin. Öyle bir şey. Ama birebir karşıma gelip de benimle görüşmediler. Görüşsünler isterim ama vardır bir zaman anında. Kimileri gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Öyle de yapanlar var. E ben de tabii onları birazcık özeniyorum yani. Onlar da bana özeniyordu. Çünkü benim de farklı algılarım var. Onun için yani belli bir titreşimi yükselttikten sonra, belli bir seviyenin üstüne algılarını getirdikten sonra kimseye özenmene de gerek kalmıyor. Çünkü sendeki renk ayrı, ondaki renk ayrı. Yani sen ayrı şeyler yaşıyorsun, o ayrı şeyler yaşıyor. Benim mesela oraya yazın. Bak, arada çıldırmazsam rahat edemiyorum. YouTube'a lütfen şunu yazın da çekimlerime bir bakın kardeşim. Biz boşuna mı çekiyoruz ya? Kanal 155 kişi. Öyle yazın. Orada somut çekimler de var. Hayali böyle. Ya gördüm. Geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Geç nereye geç. Ya kardeşim ben Pleiades'e oradan Andromeda'ya geçiyorum. Sen nereye geçiyorsun? Hey. Ya sigara bitti. Karın aç, karın aç. Karım aç, karın da aç. Şş, benim gitmem lazım. Dostlar ben çok memnunum. İyi ki benleydiniz. Bak bir saat oldu. Bugünlük olsun böyle olsun. Daha sonra 1,5 saate çıkaracağız. Baktık güzel gidiyor. Ben gideyim yemek yiyeyim. Hakikaten açım ya biraz. Ya tok tok gelmeyeyim dedim. Zaten uyuşuk moddayım bu aralar. O zaman dur. Ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın ana. Yaparsın ana. Yaparsın. 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 Sen de yaparsın. Daha çok meditasyon yap. Sen de yaparsın. Sen de akarsın. Umut teşekkürler. Ya şimdi ben yayını kapatsak olur değil mi Afral? Kendim mi kapasam? Kendime kadar mı damıtsam? Ben kapatayım hemen. Sen kapat. Hemen. Ya çok sevindim. Bunu kanalımıza da alacağım dostlar. Beni burada yalnız bırakmadığınız için Allah sizden razı olsun. Vallahi Allah muratlarınızı gerçek kılsın be. Çok sevindim. İlk yayınımda çok özel bir şey benim için. Vallahi çok teşekkür ederim. Vallahi inşallah neşeyi daha da yükselteceğiz. Ben şu an tam böyle %100 değilim yani. Ben tam kafa olmadı benim tam. Yani isterseniz kapatalım Afrail'cim yani. Sağ ol Özge. Kapatalım efendim. Kapatalım. Şöyle durayım. Oley. Senin adamım ona lolo yapma sakın. Ruhlar akın akın. Suratında patlar hemen seni haşlar. Oktan mı fırladı sendeki kaşlar. Demişler arkasında bu şöyle böyle. Arıza aldırmaz ayak çünkü kahpe. Ona laf atanın arızaya çatanın aklına tükürüyüm o hatayı yapanın. Arıza destek bu adamıma respect. Bilmez ne zam yapana res çek. Allah muhafaza dağlara taşlara. Başınıza gelmesi meclisi arıza. Tek bir ters oya bin bir türlü. Video başınıza gelen en büyük fit o. Medyada bir numara olacaksın. Evet hayran kitlen yükseliyor G. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Manyak değil o. Arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Arıza adam arıza adam hey. Manyak değil o. Arıza adam hey. Arıza Facebook'ta patlayan bir bomba. Sen yorum yapma asla. Alırlar aşağı ya aşağı. Patlar bir manyak grubumuz arıza. Değiliz monopol, değiliz onboy. Özentiyi sevmeyiz arızadır tek yol. Deliyiz hepimiz arızayız of için. Birimiz hepimiz hepimiz arıza için. Herkes dinlemez ana kuzusu giremez. Arıza meclisi akıllıyı sevmez. Yakarız kurumuzu çekeriz videomuzu arıza panlar akıllıyı çekemez. Orijinaldir arıza bağlasanız ne fayda. Arıza grubuna bizden destek. Yeni video gelebilir.
Dalmar, respect.